Haberlerimiz bunlar. Peki 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinlikleri var. Bu etkinlikler kapsamında bütün kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, herkes açıklamalar yapıyor. Biraz önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıklamasını, TÜSİAD'ın açıklamasını verdik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TÜSİAD dışında en güçlü iş örgütlerinden bir tanesi Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı, DEİK Başkanı Ömer Cihat Vardan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar dilerim Ali Bey. Çok teşekkürler. Şimdi neresinden başlayalım bilmiyorum ama bir yıl geçti ve bu bir yıl içinde biz bu darbeyi dış dünyaya anlatmakta bir hayli zorlandık. İçeride de anlatmakta zorlandık ama dışarıda anlatma konusunda DEİK'in çok önemli bir fonksiyon üstlendiğini biliyorum. Neredeyse adım adım, karış karış her yeri gezerek bütün ülkelerde bilinmeyenlere ışık tuttunuz. Çünkü uzaktan bakan bir ülkenin bizi anlamasına imkan yok. Doğru. Ancak gidip anlatarak onlara Doğru. bu tehlikenin varlığını işaret edebiliriz. Neler yaptınız? Bir yıllık şöyle ajandanızı şöyle bir açalım yelpaze gibi. Memnuniyetle. Öncelikle tabii bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hakikaten önemli bir çalışmayı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Evet, siz de söylediniz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu. Ya adı üstünde Dış Ekonomik İlişkiler. Evet. Tabii bunu yaparken de hepinizin bildiği gibi biz iş konseyleri vasıtasıyla bu mantıkla çalışıyoruz. Rahmetli Özal'ın 1986'da, yani bundan 31 sene önce kurulmasını arzu ettiği şekliyle çalışmaya devam ediyoruz. Burada iş konseyleri dediğimizde 142 iş konseyimizden bugün itibariyle bahsedebiliriz. 142. Evet. Ve bunun 135'i ülke bastı. Şimdi dönüyorum, 15 Temmuz olduğunda ki onun hep tartışmasını yaptık, konuşmalarını yaptık. Türkiye'nin hiç hak etmediği bir durumla karşı karşıya kaldığını ifade ettik. Çünkü böyle bir darbe girişiminin olmasını gerektirecek ne ekonomik ne sosyal bir sorun ülkemizde yoktu. Evet. Fakat böyle bir olayla karşılaştık. Tabii o gün itibariyle olay başlamış olduktan hemen sonra gece itibariyle mesajlarımızı vermeye çalıştık. Halkımızın, seçilmiş hükümetimizin yanında olduğumuzu ve en üstün iradenin de milletin iradesi olduğunu anlatmaya gayret etmiştik. Evet. Tabii daha sonra ortak bildiriler yayınladık. Onlara imzalarımızı attık. Bu herkesin yapabildiği işlerdendi. Fakat bizim bir farkımız vardı. Biz Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'yduk. Biz diğer ülkelerle ciddi olarak temas eden bir kurulduk. O zaman bizim farklı işler yapmamız gerekiyordu. Hemen ilk yaptığımız işlerden bir tanesi 18 Temmuz sabahı, yani ilk iş günü. Evet. Bizim bütün muhataplarımıza anlayacakları lisanla, onlara anlatabileceğimiz şekliyle Türkiye'de neler olup neler bittiğini ve bizim de işimizin başında olduğumuzu yazılı olarak gönderdik. Evet. Tabii arkadaşlarımızdan yani bunu 135 ülke ve 145 bağlı kuruluşumuz 135 ülke ve onların kuruluşları, Türkiye'deki büyükelçiler ve onunla da yetinmedik. Dedik ki arkadaşlarımıza, sizin tabii bu insanlar hep yurt dışıyla ilişkide olan, mal alıp mal veren, yatırım yapan insanlar. Siz de gidin muhataplarınıza bunları gönderin. Tabii bu çok etkili bir oldu, bir şey oldu, iletişim oldu. Evet. Çünkü bizden duymaları önemliydi. Yani hiçbir haber vermiyorsunuz. Acaba ne oldu? Benim muhataplarım ne oldu? Türkiye'de ne oldu vesaire? Siz bunu birinci elden anlatıyorsunuz. Tabii bine yakın veya fazla, bilmiyorum sayısını, yere mektup göndermiş olduk. Ama dedik ki, mektup gönderdik. Telefonunu açın, konuşun dedik. Bir de gidelim. Ama bu yeterli değil. Aynı 21'inde, 21 Temmuz 2016'da biz arkadaşlarımızı, yani iş konseylerimizi bir çağrı yaptık. Gelin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olarak biz farklı neler yapabiliriz, bunu istişare edelim. Güzel. Ondan sonra bu toplantıya 120'nin üzerinde iş konseyimiz katıldı. Ve tabii apar topar çağırıyorsunuz, ertesi gün gelin diyorsunuz yani. Çünkü acil bir durum var. Her birinin o anda takip tabii ettiği işler var. Var, dışarıda olanlar var, içeride olanlar var. Geldi arkadaşlarımız. 152 öneri topladık. Bunları konsolide ettik ve ondan sonra bir acil eylem planı oluşturduk. Dedik ki, yani bunları gruplandırdık, önceliklendirdik, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu acil eylem planı içinde 11 maddeydi bu. Hızlı bir şekilde yürüyelim istedik. Nedir? Bir kere bir seferberlik ilan etmemiz lazım dedik. Bu özel bir şey. Bu ekonomik seferberlik. Biz eğer ekonomik ilişkilerle uğraşıyorsak böyle bir şey yapalım.
Çünkü bize verilmiş görev tanımı itibariyle biz Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini yürütmekle görevliyiz. O çerçevede bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta bir iletişim komitesi kuralım. Bu iletişimi nasıl elleşleyeceğimizi ortaya koyalım dedik. Ve ondan sonra arkadaşlarımız dedik ki, bakın siz, biz gönderdik, siz gönderdiniz mektupları, telefonla görüştünüz. Fakat bu yeterli değil. Hadi atlayın gidin ve ülkelerdeki muhataplarınızla birebir görüşün. Onlarla da yetinmeyin. Evet. Medya kuruluşlarıyla görüşün. Ve ulaşabiliyorsanız siyasi erklerden, ki bazı ülkelerde cumhurbaşkanlarına kadar rahatlıkla ulaşabiliyor bizim arkadaşlarımız, onlara kadar Türkiye'de ne olup ne bittiğini anlatın. Yani Türkiye gerçeğini sizlerin ağzınızdan duysunlar. Hatta varsa, ki bazı ülkelerde ciddi olarak bu bizim ülkemizin algısıyla ilgili çalışma yapan düşünce kuruluşları var, think tankler var. Onlarla da toplantılar yapın, onlarla da görüşün dedik. Bu çok başarılı oldu. Hakikaten arkadaşlarımız sözümüzü yere düşürmediler ve aldıkları görevi tam anlamıyla yerine getirdiler. İnanır mısınız? Bugün 99 ülkeye, 99 dile kolay. Yani ben söylerken böyle kolay gibi geliyor da, dünya genelinde arkadaşlarımız giderek ziyaret gerçekleştirdiler. Bunlar bir tarafta bakarsınız Peru var, Şili var vesaire, o tarafı düşünün. Öbür tarafta Japonya'sı var, yukarıda Rusya'sı var, aşağıda Afrika'da birçok ülkesi var. 99 ülke. Ve tabii bu çalışmalarla biz dedik ki biz bunu anlatmamız lazım. Evet. Bu çalışmalarımızı tabii detaylarını anlatacağız edeceğiz de ama kamuoyuyla da bunu paylaşmamız gerekiyor. İşte seferberlik kapsamında biraz önce sizler de beyan ettiniz. Bazı arkadaşlarımız bildiriler yayınladılar. Evet. Taziyelerini söylediler, görüşlerini anlattılar. Tabii aslında hakikaten bir ülkemiz adına başlangıç itibariyle üzünç verici bir hadise olmakla beraber, ülkemizin tamamıyla beraber, halkıyla, hükümetiyle, medyasıyla topyekün, tek yürek halinde demokrasimize sahip çıkışımız, ekonomimize sahip çıkışımız bence kayda değer bir hadise. İşte bizim bunu anlatmamız gerekiyordu. Ve biz bunu anlatmaya çalıştık. İşte ne anlatmaya çalıştıklarımızı da tuttuk bir kitap haline getirdik. Toparladınız. Ve bunun bir Türkçesini yaptık, bir de İngilizcesini yaptık. Var. Bunları yaptık. Tabii şimdi burada... Kapağı da Boğaz Köprüsü. Evet, burada tabii Temmuz, güzel bir logosu var. Şehitler Köprüsü 15 Temmuz ve bu da kalp atışlarını andıran özel bir anlam ifade eden bir çalışma oldu. Tabii biz burada Sayın Cumhurbaşkanımızın o günkü ifadesiyle başlıyoruz ki o tabii hepimiz için çok önemliydi. Kendi cümleleriyle bunu, halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar cümleleriyle devam ediyor ve bu şekilde de ilerliyor. Şimdi burada her bir arkadaşımızın gittiği ülkelerde konuştuğu konular, ettiği, aldıkları cevaplar vesaire, onlarla bir cümle alarak bunların toplamında bir hikaye oluşturduk. Ve bu hikayeyi anlatıyor. Yani bu bizim seferberlik hikayemizi anlatan bir kitap oldu. Ve bunu, yani bunu dış misyona da dağıtacağız. Dış misyona dağıtacağız İngilizce olarak. Türkçesini yaptık. Bunu bütün bakanlarımıza, milletvekillerimize, ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgi duyan arkadaşlarımızın hepsine bunu dağıtacağız. Tabii burada bu arkadaşlarımızın yaptığı hareketi takdir etmemiz lazım. Ama tabii buradan önemli olan herkesin kendi, bakın kendi cebinden harcayarak, kendi arzu ve isteğiyle buralara giderek ülkemizin hakik demokrasisini ve ekonomisini yani ilave olarak korumak. Değişik olarak cebine para koymadık. Hayır, hiçbir şey koymadık. Onlar kendi çabalarıyla ve kendi bütçeleriyle gidip bu kampanya faaliyetini yürüttüler. Yürüttüler. Tabii burada bizim mesajımız şuydu. Ne söyledik biz mi gittik de yani? Anlattıktan sonra bu olayları dedik ki business as usual. Türkiye'de işler olması gerektiği gibi devam ediyor. Evet. Niye? Çünkü algı oluyor ya, dışarıda Türkiye battı, çıktı, darmadan şöyle oldu, böyle darmadan. Yani nasıl olabilir böyle bir ülke, bir darbe? Yani kaçıncı yüzyılda Türkiye'de dünyanın ilk 10 büyük ekonomistlerinden biri olmaya çalışan bir ülkede darbe girişimi oluyor. Nasıl anlatırsınız bunu? İşte bu şekilde anlatmaya çalıştım. Arkadaş dedik, Türkiye'de işler olduğu gibi devam ediyor. Business as usual. Gelin yatırım yapmaya devam edin. Varsa yatırımlarınız, onu askıya almayın. Varsa ilave yapmak istedikleriniz veya yeni yatırımlarınız, onları da başlatın. Mesajlarımız buydu. Gördünüz, geçen seneden bu seneye kadar ciddi anlamda düştü mü?
Hayır, devam etti yatırımlar ve artarak da devam ediyor. Bizim arkadaşlarımızın işleri azaldı mı veyahut da yok mu oldu? Hayır, devam ediyor. Tabii bu değişik bir hikaye. Oğlum, çünkü çok farklı ülkelerde... Başta biraz tepkisel yaklaştılar. Mesela Avrupa'daki, yani tedarikçileri Türkiye'de olan Avrupalı firmalar ve sanayi kuruluşları biraz tedirgin ve temkinli yaklaştılar. İşte o aşamayı nasıl aştınız? Örneğin 15 Temmuz'dan Eylül'ün sonuna ya da geride bıraktığımız yılın sonuna kadar böyle bir temkinli, ya biz acaba Türkiye'den mal alabilir miyiz? Bu sürdürülebilirliği sağlayabilirler mi? İşte orada o kırılmayı nasıl sağladınız? Aslında çok doğru söylüyorsunuz. Orası önemli bir şeydi. Hatta oraya gelmezden önce mesela şunu söyleyebilirim. Ülkelerdeki tepkiler nasıldı? Evet. Şimdi oradan sonra Avrupa'ya geçebiliriz. Yani çünkü 99 ülkeye gidiyorsunuz. Yakın coğrafyanız var, uzun coğrafyanız var, uzak coğrafyanız var. Bunlar size nasıl bakıyorlar? İnanır mısınız mesela... işte Pakistan, Endonezya, işte Körfez ülkeleri gibi ülkeler şunu söylüyorlar. Muhataplarımız ve ayrıca siyasiler, biz Türkiye'nin başına bir şey gelmesin diye sabahlara kadar dua ettik diyorlar. Evet. Yani ben Pakistan Cumhurbaşkanı ile kendim konuştum. Nawaz Şerif'le, Şahbaz Şerif'le kendim konuştum. Bizatihi onları ziyaret ettiğimizde aman Türkiye'nin başına gelmesin diye her biri ayrı şekilde desteklerini ifade ettiler. Ama sizin sorduğunuz soruya cevaben maalesef bazı batılı ülkelerde, ki tabii bizim ticaretimizin, özellikle ihracatımızın yaklaşık yarıya yakınını Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Orada bu darbe girişiminin aslında sahte bir girişim olduğu, mevcut iktidarın kendi pozisyonunu güçlendirmek ve devam ettirmek üzerine yaptırmış olduğu bir fake darbe olduğu şeklinde görüşler belirtildi. Evet. Hatırlarsınız ilk başta bize taziyelerini bile bildirmediler çoğuları. Alman basında çok sık yer aldı bu dediğiniz iddialar. Ha. Hollanda basında keza öyle. Yani böyle bir olay Türkiye'de olacak. Türkiye ile yakın işbirliği içinde olan Avrupa Birliği'nin ülkelerinin gelip Türkiye'ye şakır şakır taziye mesajlarını, telin mesajlarını iletmeleri gerekmez miydi? Onlar hep gecikmeli geldi dikkat ederseniz. Tabii bu bizim işi de etkiledi. İşte bizi etkilemesin diye, daha kötü olmasın diye biz onlara gitmek durumunda kaldık. Her birini gezdik. Bakın ne diyorlardı? Tabii sadece 15 Temmuz da değil, biliyorsunuz bu tereddütlerin oluşmasına sebep olan, bir de bizim 2016 yılında yoğunlaşmış olan, daha önce hiç yaşamamış olduğumuz terör olayları vardı. Yani Türkiye'de hiç böyle toplu ölümlerin olduğu şeyi yaşamış mıydık biz eskiden, tarihimizde öyle bir şey yoktu. Hani Orta Doğu'da bilmem nerede falan duyardınız görürdünüz de biz 30 kişi bizde böyle bir şey, hiçbir şey olmazdı. Şimdi bu yanan coğrafya içinde bu terör olaylarından dolayı, artı bir de bu 15 Temmuz'dan dolayı insanlar hakikaten gelmemek istediler. Bakın sigorta firmaları buraya gelecek kişileri sigorta yapmıyorlar. Yapmadıkları için sertifika yenilemek durumunda olan firmalar sertifikalarını yeniletemiyorlar. Uzunca bir süre Türk iş dünyası, sektörlerimiz ayaklarına gidip orada anlaşmaları imzaladılar. Yani evet, yönetim kurulu toplantılarını multinational firmalarımız orada gidip yapmak durumunda kaldılar. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da vesaire. Yani bu kabul edilebilir bir şey değildi. Kongreler iptal olmaya başladı. Turizm, biraz önce haberlerini siz verdiniz. Tekrar turizm canlandı. Hakikaten şu an özellikle Antalya gibi bölgelerimizde oldukça yoğun artış var. İşte bunlar o yapılan çalışmaların neticesinde. Tabii bunun hepsini biz yaptık diyemeyiz mutlaka. Hükümetimizin ve diğer kuruluşların yapmış olduğu bütün yoğun çalışmalar neticesinde bugün hamdolsun epey bir toparlanmış vaziyetteyiz. Ben de burada tabii ne kadar yani mütevazı olduğunu bilmiyorum ama. Örneğin diyelim ki Uganda'ya gittiniz, Angola'ya gittiniz, Pakistan'a, Afganistan'a gittiniz ve Avrupa ülkelerine. Yani bir örnek Avrupa coğrafyasından, bir tane Afrika'dan, bir tane de Asya'dan ya da Uzak Doğu'dan örnek vermenizi isteyeceğim. Şunun için ne kadar farkındalardı? Yani Türkiye'de olup bitenin en çok farkında olduğu coğrafya hangisiydi? Hangi coğrafyada meseleyi çok iyi ölçüp tartıp biçebiliyorlardı? Bakın Doğu coğrafyası yani hakikaten bize daha yakın olarak duruş sergiledi. Onlar olayı çok daha iyi ve samimi olarak algıladılar. Buradaki mesajları gördüler. Yani Afganistan, Pakistan, Endonezya, Malezya vesaire, Bangladeş ve yakın Doğu'yu da düşünün. Yani Körfez, Orta Doğu'yu da düşünün bunlar arkadaşlar. Fakat maalesef Batı o kadar bize yakın bu algıyı göstermedi. Şimdi Moody's'in
bizim notumuzu düşürdüğü bir zaman aralığı vardı hatırlarsınız. Evet. Ve Eylül ayında geçen sene o Eylül ayında biz Brüksel'de toplantı yapıyorduk. Yaklaşık 3 günlük bir toplantı serimiz var. Daha doğrusu 3 günlük ziyaretlerimiz vardı. Parlamentoya gittik, konsey, yani birçok kişilerle toplantı yaptık. Ama bir de Brügel diye bir düşünce kuruluşuyla toplantı yaptık. Ve Moody's'in de bir temsilcisi vardı orada. Arkadaşımız orada, ekonomi danışmanımız. Ki kendisi bugün de Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlarından oldular. Hatice Karahan. Hatice Hanım sağ olsunlar. Yani çatır çatır onlarla onun söylediklerinin tam tersinin Türkiye'de varit olduğunu rakamlarla ve yaptığı sunumdan açıkladı. İşte bakın, siz gitmezseniz, göstermezseniz bunlar o bildikleriyle amel ediyorlar. Ama o teması sağlarsanız bir kere görmeniz lazım. Yani şu an sizinle konuşmamız bile telefonla konuşmamızdan veya bir mektupla konuşmamızdan çok farklı. Evet. O nedenle biz bunu yapmak istedik. İşte oradaki kuruluşa katılan bazıları, kimisi Türkiye'yi destekliyordu, kimisi de ya işte insan hakları, ya şu şunlar, ya bunlar falan demeye çalışıyordu. Ama biz bu temasları sıklaştırmak zorundaydık. Tabii şimdi bu çalışmalar yapıldı. İkinci, üçüncü gitmeler gelmeler başladı. Zaten bir olayı yaptınız, bıraktınız, ondan sonra unuttunuz. Öyle bir şey yok. Süreklilik olması lazım. Yani bunu sürdürülebilir kıldığınız ölçüde bu itibarı arttırma şansımız olacak. Ve ben şu an dünle bugünü mukayese ettiğimiz zaman, tabii her yani her işte bir hayır vardır derler ya, bu birlikteliği sağlamak açısından, yüreklerimizin böyle tek vurmasını aklımıza getirmesi açısından, ülkemizi savunmanın ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından da belki hayırla vesile oldu diye düşünüyorum. Bakın işte diğer kuruluşlarda patır patır destek mesajları, birlikte olmanın mesajları, demokrasinin çok önemli olduğu mesajlarını, ekonomimizin mutlaka savunulması gerektiği mesajını vermeye çalıştılar. Hakikaten öyle. Biz hepimiz bu gemide hareket ediyoruz. Vaktaki bu gemi battı, hepimiz çökeriz. Ama bunu yüzdürmek de bize kalmış bir şey. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri cephesine bir bakmamızı istiyorum. Orada ikna edemediğimiz hala çok önemli bir şey var, güç var. Neden Amerikalıları ikna etmekte bu kadar çok zorlanıyoruz? Yani orada çok fazla çalışma yapıldığını da biliyorum. Yani DEİK dışında diğer kuruluşların da zaman zaman ziyaretler yaptığını, think tank kuruluşlarıyla görüşmeler yaptığını, ama Amerika Birleşik Devletleri böyle iki arada bir derede, ortada. Henüz evet ya da hayır anlamında bir yere gelmiş durumda değil. Acaba oradaki ikna sürecinde mi bir problem var? Hayır. Amerika'nın politik olarak yaklaşımında mı bir problem var bu meseleyle? Yani tabii birçok alanda bunu değerlendirmek mümkün. Bizim tabii bu lobi çalışmalarımızı en yoğun yaptığımız ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum tabii. Çok yoğun çalışmalar yaptılar. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kaç tane ziyaret yapıldı o süreçte. İşte Birleşmiş Milletler konferanslarına gidildi vesaire. Bunların hepsi teker teker anlatıldı. Biz ATC dediğimiz American Turkish Council'la TAİK, bizim Türk-Amerikan İş Konseyimizin yaptığı toplantılar vardı. Yatırım toplantılarımız vardı. Ondan ayrıca arkadaşlarımızın temasları oldu. Bütün bunları da anlatmaya çalıştık. Tabii burada orada o fikri oluşturan nüvelerin nasıl oluştuğuna bakmak lazım. Evet. Oraya baktığınız zaman tabii malum hain yapının oradaki çöreklenmesinin ve yıllara sari yapmış oldukları altyapı çalışmaların etkisini görüyorsunuz orada. Tabii onları değiştirmek birdenbire... Orada güçlü bir lobi çalışması yürütüyor. Yürütüyorlar. Tabii. Hem de kulis anlamında çok güçlü bir lobi imkanı var. O bakımdan orada imajı düzeltmek biraz zor yani Türkiye açısından. Tabii yani şimdi o okul yapısını vesairesini düşündüğünüz zaman, yani Amerika gibi bir yerde onların bilgisi dahilinde haricinde herhangi bir şey oluşabilir mi? Bu mümkün değil. Yani sonuçta orada o kadar eyalette yayılacaksınız, okullar açacaksınız. Peki onun ihtiyacı mı vardı Amerika'nın? Niye böyle bir sisteme tutsun da müsaade etsin? Tabii bütün bunlara baktığınızda, onların zaman içinde işte hep okuyarak gördüğümüz veya yaşadığımız eskiden veya işte anlatılanlar çerçevesinde dinlediklerimize baktığımızda yıllara sari bir çalışmadan bahsediyoruz. Şimdi bunu bizim de yoğun bir şekilde arttırmamız lazım ki biz de zaten Türk-Amerikan İş Konseyi olarak orada çok acil hemen bir temsilcilik açalım ve bu faaliyetleri yürütelim dedik. İnşallah onun kararını da netleştirirsek bakanlık nezdinde bu işi yürütmeye çalışacağız. Bu bizim yapabileceklerimiz tabii. Daha da arkadaşlarımızın yapacakları vardır. Fakat biz şöyle de bir çalışma yapıyoruz DEİK bünyesinde.
Amerika ile alakalı olduğu için söylüyorum. Tabii ekonomi bizim çok önemli bir parçamız. Yani biz siyasetçi değiliz netice itibariyle. Biz hepimiz iş adamlarıyız. Fakat iş adamlarının bir ülkeyle kendi ülkeniz arasındaki münasebetinde soft power oluşturduğunu biliyoruz. Yani DEİK üyelerini düşünecek olursak onlar sadece mal alıp mal satmıyorlar. Evet. Bunlar müteahhitlik hizmetleri de veriyorlar ve ciddi anlamda yatırım yapıyorlar. Yani limanlar alıyorlar, enerji santralları kuruyorlar, fabrikalar açıyorlar. Şimdi onları yaptığınız ölçüde de o ülkeyle irtibatınız son derece girift hale geliyor. İşte o da ileriki oluşabilecek muhtemel problemlerde size bir yumuşak güç olarak katkı sağlıyor. Şimdi biz de bu çerçevede çalışmaları yürütmeye gayret ediyoruz. Amerika bünyesinde eyalet bazında da yapılanmaya başladık. Yani burada yavaş yavaş oralara gireceğiz. Umarım diğer kuruluşlar da kendileri ölçüsünde çalışmaları yaparlar ve biz ülkemizi kalkındırmak noktasına gideriz. Yani o sorunuzun cevabı içeriği iyi beslemekten kaynaklanıyor. Onlarla iyi temas kurmaktan başlıyor. Onlarla iyi bir network oluşturup kendinizi anlatabilmekten başlıyor. O da hepimize üzerine düşen çalışmak, yoğun teması kurmaktan evet. geçiyor. Son sorum, son 4-5 dakikamız. Estağfurullah. Şimdi benim gördüğüm tablo şu. Latin Amerika'da problem yok. Çünkü terör örgütü oraya henüz yeterince yayılamamıştı ve oturamamıştı. Orada yürüttüğümüz çalışmalar karşılığını buluyor. Avrupa ile olan ilişkilerimiz tamamen Avrupa Birliği süreciyle paralel bir şekilde yürüyor. Yani orada da normları iyi koyduğumuz takdirde istediğimiz sonucu elde edebileceğimizi biliyorum. Doğu ülkelerinin bizi anladığını söylediniz. Yani işte Afganistan, Pakistan, Bangladeş, İran gibi ülkelerin bizi anladığını söylediniz. Orada da sorun yok. Sorunlu bir coğrafya var, o da Afrika. Çünkü Afrika'ya çok iyi konumlanmışlardı. Siz de çok iyi hatırlayacaksınız ki bundan 5-6 sene öncesine kadar neredeyse Afrika'da bir tek işte o örgütün, iş örgütünün borusu ötüyordu. Yani ne DEİK'in, ne Odalar Birliği'nin, ne TÜSİAD'ın, ne devletin çok fazla bir hükmü yoktu. Her şeyi onlara teslim etmiş durumdaydık. Şimdi onlardan geri almanın biraz zor olduğunu düşünüyorum. Afrika'ya çok özel bir fokus gerektiğini düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz. Şimdi biz bunu yapıyoruz. Biraz evvel bahsettiğim sayısı, yani biz göreve geldiğimiz zaman 114 olan iş konseyi sayımızın 142'ye ulaştığını ifade etmiştim. 142 iş konseyinin 41'i de Afrika'da. Güzel. 41'i. Yani 41 ülkede biz... Tabii şimdi biz burada artık faaliyetlerimizi derinleştirme gayreti içindeyiz. Tabii kimisi yeni kuruldu, altyapıyı oluşturuyor vesaire oluşturuyor. Tabii burada hükümetin vereceği destek de çok önemli. Bir kere o grupların devam edebilmesi için burada bir karşılığının olması lazım. Karşılığı yok. Evet. Olmadığı için artık fazla da endişe edecek bir şey de yok. Orada bizim arkadaşlarımız yeteri kadar yavaş yavaş şeye nüfuz etmeye başladılar. Ki zaten Milli Maarif Vakfı vesaire, onlarla oluşan devir teslim yani törenleri, okulların yerine okullar vesaire devletin var. Tabii onlar okulları. Var. Bu tabii bir süreç. Ama onun önemini biz de biliyoruz. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız bilirsiniz, bütün ülkelerde büyükelçilik istiyorum demişti. Bizim de düşüncemiz şu, bizim nerede büyükelçiliğimiz varsa mutlaka orada da bir iş konseyimizin olması lazım. Biz işleri iş konseyimizle, büyükelçiliğimizle, ticaret müşavirimizin olduğu her yerde tesis etmek durumundayız. Hatta olması gereken bir hususta mümkünse Türk Hava Yolları oraya direkt uçacak ve bir de Türk Bankası olacak. Alışverişte. Orası Ziraat Bankası da benzeri bir banka evet, olacak. Evet. Orası mümmit bir pazar baktığımızda ve biz hiçbirimiz onları ütmek, yontmak mayesinde oraya gitmiyoruz. Hep söylediğimiz şey var. Kazan kazan diyorduk. Biz öyle söylemiyoruz direkt olarak. Kazan kazan ve kazan diyoruz. Ne demek o? Biz tabii bir ülkeyle iş yaparken onlar da kazansın istiyoruz. Biz de kazanalım istiyoruz. Yatırım yapalım, alalım, verelim istiyoruz. Ama bazen bizim paramız da yetmeyebiliyor, finans gücümüz yetmeyebiliyor. O zaman üçüncü bir ülkenin finans kaynağını veya teknik kabiliyetini alarak bir başka ülkede iş yapma şansını bulmaya çalışıyoruz. Yaptığımız birçok yer var. Şimdi o zaman ne oluyor? Biz kazanıyoruz. Yatırım yapılan ülke kazanıyor ve o yatırıma destek olan üçüncü ülkede kazanmış oluyor. Ve bu çalışmaları da özellikle Afrika bağlamında
yürütmeye gayret ediyoruz. Şimdi bu çalışmalar başladı, sürüyor. Önümüzdeki tabii 5 yıl içinde, 10 yıl içinde belki ciddi bir yere ulaşacak. Bakın ben size şöyle bir rakam vereyim belki hoş olur. Son 1,5 sene. Bununla kapatalım. DEİK bünyesinde son 1,5 sene içinde 2016'nın başından bugüne kadar 2423 etkinlik yapmışız. 2400 ve bunun 581'i yurt dışında. Düşünebiliyor musunuz? 581'i yurt dışında. Yani güne bölün, aya bölün, günde kaç taneye geliyor? Hatta 15 Temmuz ya bugün gündemimiz. Ondan sonra bir rakam vereyim. 15 Temmuz'dan bu tarafa 97 ülkeden 109 üst düzey konuk ağırlamışız Türkiye'de. Evet. Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan seviyesinde. Afrika zirveleri yaptık vesaire yaptık. Afrika'yla Türkiye'de geçen Kasım ayında ekonomi ve yatırım zirvesi yaptık. 3000'e aşkın kişiyi burada buluşturduk. O da yetmedi. Geçtiğimiz birkaç ay önce de Antalya'da Tarım Bakanlığımızla beraber Afrika Türkiye Tarım Zirvesi. Siz de oradaydınız. İşte elimizden geldiği kadar oraya önem verip oranın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlı olur hepimize. Çok teşekkürler Ömer Cihat Vardan. Konuğumuz Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK Başkanı Ömer Cihat Vardan'dı. 15 Temmuz'u yıl dönümünde konuşmaya çalıştık. Akşam 19'da ana haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalın.